...şeylere de yaradılır evet. mı duyacağız. Yani Türkiye, ben e, tabii e, devleti... Biz niye o zaman yani bor bor araştırmaları üzerine çok daha etkin hareket bor edemiyoruz. ve tor, bakınız. E, bundan 10 yıl kadar önceydi. Malatya İnönü Üniversitesi'ne konferansa gitmiştim. Hı hı. Konferansı verirken maalesef Türkiye'de sağlıklı veriler bulamadığım için... E, ...ben... ...CIA'nin halka açık bir şey var... ...WWCIA Go diye bir şey vardır... ...herkesin girebileceği... ...orada baktığımda... <laughs> ...bu CIA'nin Türkiye ile ilgili... ...sitesinde... ...mesela... E, ...o tarihlerde... E, ...2002 yılıydı galiba... E, ...Türkiye'nin... E, ...hazinenin... E, ...şeyine, sitesine girdim ilgili bakanlıkların sitesine girdim. Türkiye'nin ihracat ve üretimiyle ilgili raporlar birkaç yıl öncesine aitti. Ama CIA günü günündeydi tabiri caizse. Öyle evet. mi? Tabii. Tabii. Devlet böyle olur zaten. İşte CIA'nin o, ıı, sitesinde ben boru yüzde yetmiş olarak okudum. Hı hı. Efendim toryumu ise yüzde elli olarak gördüm. Başka Dünya rezervinin mi? Tabii rezerv olarak. Hı hı. Toryum rezervi. Evet. Biliyorsun Türkiye'nin toryum rezervi dünya rezervinin mi %50'si? Evet. Ama Ondan %50'si değil. değil %70'i. Ha, bir dakika. CIA'nin i̇şte sitesinde işte. %50 yüzde okudum. Hı -hı. Boru yüzde okudum ama daha sonra İnönü Üniversitesi'nde verdiğim konferansta bir kimya profesörü amfendi. Biraz da kadıncağız ezilerek, sıkılarak böyle korkarak, çekinerek geldi. Evet. Dedi ki hocam ben bir ilave bilgi sunmak istiyorum dedi dünyadaki toryum rezervinin dedi yüzde bu ülkededir ve ben toryumla ilgilendiğim için başıma gelmedik kalmadı e, Enginarık rahmetli altı tane toryum mühendisi Atlas Hava Yolları'nın Isparta'da çakıldı düştü evet. bakınız e, Neva Çiftçioğlu anlatmıştı bana hı hı. E, NASA'da çalışan hı hı. bu e, romatizmanın ee, bir virütük problem olduğunu hı hı. E, bulan Finlandiya'da doktora yapmış daha sonra Amerika'da NASA'da çalışan hı hı. bir Türk bilim insandır hı hı. değerli bir kardeşimizdir yani e, ama bu kadın Türkiye'ye geldi bu kadına isim vermeyeyim şimdi Türkiye'de üniversitelerde hocalık vermediler Mustafa Bey hocalık ve kadın tekrar döndü gitti Amerika'ya orada şimdi tabi çalışmasını Amerikalılar bu işleri iyi değerlendiriyor. Geriye dönüp baktığımızda hani bir Zakkumcu Ziyad diye vardı. Adamca evet, öldü. Evet. Allah rahmet eylesin. Bu adamı demediklerini bırakmadılar. Ama bu adam Amerikalılar aldı götürdü ve sonuna kadar istifade ettiler. Yani bir şey var. E, Ottawa Üniversitesi'nden bir Kanadalı profesörün şöyle bir lafı var. Bilim diye diye bir bağnaz bilim ilahiyat oluşturuldu diyor. Yani benim dediğim doğrudur. Senin dediğin yanlıştır kardeşim. Ya araştır kardeşim. İşte baktığımızda. Zakkumcu Ziya'da onu hep söylediler ya. Evet. Zakkumcu Ziya tartışmasında ben hatırlıyorum o zamanki tartışmaları. Biz daha çocuktuk tabii. Evet. evet. Ee, bilime karşı bu dediğiniz diye argümanlarını soruyorlardı. O da diyordu ki ya, bilime karşı ise senin argümanın ne? Argüman bilime karşı olmasıydı. Tabi, tabi. Argüman oydu. Bir de bilemedikleri bir şey var. Bugün bilim diye pozitif bilme iyice e, tapınanların bilmediği bir şey var. Bana pozitif bilim, beyinle ilgili birçok araştırma vardır. Bana pozitif bilim, zekayı ve zihni anlatabilir mi? Çok zor. Anlatamaz. Öyleyse biz bir kısım ilmi değerlere, yani ilahi değerlere inanacağız ama bilimsel araştırmayı da sürdüreceğiz. Yani bilim bilim deyip sen oraya gelirsen ben de sana derim ki anlat bana bakayım zekayı kardeşim. Söyle nasıl? Efendim zeka ile ilgili daha ortak bir tanım bile yok dünyada. İşte burada baktığımızda adamlar vakıflar üzerinden Enstitüler üzerinden, sivil toplum kuruluşları üzerinden, bilim müesseselerini kontrol ediyorlar. Elbette yüzde yüz demiyorum, çok namuslu hı hı, hocalar hı. da var. Ama pirinç örneğini ver. Evet. Bugün buradan bir şeye geleyim Mustafa Bey. Şimdi dünyada bir küresel iklim tartışması hı hı. gidiyor. Biz de işte onayladık ee, ve orada üzüldüğüm şudur. ...defaatle yazdım, söyledim ama... ...tabii bizim sesimiz ne olacak... ...biz bir garip öğretim üyesiyiz evet. yani... ...demek ki siyasi mahfillere ulaşamadık... ...Türkiye... ...Almanya, İngiltere, Fransa gibi... ...daha önce hükümet doğru bir kararla... ...Türkiye küresel iklim değişikliğini onaylayacağını... ...ancak Türkiye'nin bu süreçte gelişmekte olan ülkeler... ...içinde değerlendirilmesi gerektiğini... ...söylemişti ve doğru bir karardı ama biz... ...son şeyde... E, ...Türkiye'yi bastırdı Batı... E, ...biz... ...Almanya gibi gelişmiş ülkeler bandında... ...Paris İklim Anlaşması'nı... ...onayladık... Hı hı. ...peki... ...işte burada bir başka bilgi vereyim... ...bilgi vereyim... ...elimde... ...bilgiler, raporlar var... ...elimde... ...Katrina Pistor diye... ...Kalambia Üniversitesi... Orada da namuslu insanlar var. Evet. Yine bir başka hemen onu da ifade edeyim. Efendim e, Illinois Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırma sonuçları da var. Diyorlar ki yine bu konuda sadece bakınız e, bu Columbia Üniversitesi'nden Katrina Pistor hukuk profesörüdür kendisi. Hı hı. Bunun yanında Michael Mann diye bir İklim konusunda dünya devi bir adamdır bu, Michael Mann. Hı hı. Ondan sonra Nam Chomsky hepimiz biliriz, hı hı. düşünür, filozof. Evet, evet. Şimdi bu adamların ortak görüş elindeki rapor. Biraz önce dedim ki 140 bin çeşit pirinci 6 çeşide indirdiler. Şimdi ne diyorlar bu adamlar söyleyeyim. Bu adamlar 171 farklı bitki ile 16 hayvansal gıdayı diyorlar ki küresel ısınmanın bir anacığım öyle derdi 94'te Mümüre derdi. Bir mümüreli meselesi diyorlar. Bunlar sebep oluyor buna diyorlar. Yani bu bitkiler ve evet gıdalar sebep evet. oluyor küresel ısınma Ama oturmuş Illinois Üniversitesi bir araştırma yapmış. Kim sebep oluyor? Hı hı. Oturmuş Katrina Pistor araştırma yapmış karbon ayak izi dediğimiz bu hadisenin müsebbibi kimdir? Bir, bu karbon ayak izi meselesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zırnık bir katkısı yok. Zırnık bir katkısı yok. Bazıları gazetelerde falan görüyorum, Batı'nın uşaklığını yapıyorlar. Kardeşim, ben Batı kaynaklarından aktarıyorum size. Katrina Pistor diyor ki, ne diyor? dünyadaki karbon ayak izinin üçte ikisi Sanayi devriminden 2010 yılına kadar 90 şirketin eseridir diyor. O 90 şirketin içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk Milleti'nin bir şirketi mi var? Yok. Ama faturayı bizim gibi gelişmekte olan ülkede çakacaklar. Bir başka şey. Yani havayı onlar kirletecek. Evet. Cezasını biz ödeyeceğiz. Kaynaklar elinde hepsi raporları var bunların. Evet. Şimdi bir başka şimdi şey. Şimdi siz öyle deyince de ben bile endişeleniyordum ya. Herkesin bir karbon ayak izi var. Acaba ben ne kadar işte bir şey yiyince e, ne Mustafa bileyim. Mustafa'cığım. Işte, paketlenmiş gıda yiyince benim karbon ayak, izinde hedef alınan doğrudan doğru insan bedenidir. Çünkü insan bedeninin yüzde on sekizi karbondur. Evet. Karbonsuz insan. Karbonsuz insan nasıl olur ya? Robot olur öldürürsünüz insanlığı. Orada da acaba robot, robot insan mı? E, oraya doğru o gidiyoruz başlıyor. zaten. Bakınız. Şey vardır. Ee, e, şey e, Lübnan'da e, neydi? ...Maluf vardı. Amin neydi? Lübnan'da mi? E yazar vardı ya. Harir mi? Ma Ma Maluf, neydi onun adı ya? Emin Ma'ruf. <laughs> evet. Emin Ma'ruf pardon, Ma'ruf diyorum. Ah, o. O diyor ki bunun bir felakete gidiyoruz diyor. Buradan devam ediyorum bak. Hı hı. Ne ilan ediyorlar? Ben de şimdi Illinois Üniversitesi'nin araştırma sonuçları verelim. Yapılan Illinois Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada 116 bitki ve 16 hayvanın toplam sebep olduğu karbon ayak izi sera gazı hı hı %37 bütün dünyada Evet. Evet. Ama ama diğer %63'ünü kimse konuşmuyor. Diğer %63'ü fosil yataklar ve sanayi. Bu %37 116 bitki ve 10, 117 bitki ve 16 hayvanın içinde de iki tane günah keçisi var. Pirinç ve inek. Ve anam babam programın başından beri anlatıyorum. Siz Güneydoğu Asya'daki 140 bin çeşit pirinci 6 çeşide indirdiniz. GDO suyla oynandı. Bilim olarak ispat edilmiş vaziyette ki GDO oynanmış olan pirinç daha fazla karbon ayak izi bırakıyor. Yine hayvanlar içinde işte inek yenileniyor diyor karbon... <laughs> ya Aklımız dalay diyorlar. İnek yenileniyor, dünya ısınıyor. Dünya kirleniyor. Bakınız, jetlerle özel jetlerle yaptıkları uzaya gittikleri var ya, hı hı. vallahi de billahi de yapılan araştırmalar daha fazla kirletiyor. E zaten aklı olan herkes aynı şeyi söyler ya. Yani. Evet. İşte burada baktığımızda, baktığımızda diğer taraftan ineye günah keçisi ilan ediyorlar. Hı hı. Kardeşim şu anda mevcut hayvanların içinde ki biz Türklerin yediği hayvan yani bizim et türümüz koyun ve keçidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.